Şimdi az sonra diğer yemeğimize başlayacağız ama ondan önce Profesör Doktor Orhan Tarçın hocamı davet etmek istiyorum. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Hocam isterseniz böyle geçelim. Ortaya tamam, doğru geçelim. Ki. Oradan başlayalım. Öncelikle iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz programımıza. Rica ederim. Sağ olun. Şimdi hocam önce doğru mu yanlış mı ile başlayacağım. Çok önemli bir konuyla başlayacağım. Tabii. Çünkü bir sürü tabii ki söylenen şeyler var ama bizim de doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmemiz gerekiyor. Mesela onlardan bir tanesi şöyle. Bol ve sık aralıklarla su içersek eğer virüs akciğerlere değil de mideye gider ve böylece virüs mide asidine dayanamayarak ölür. Keşke böyle olsaydı. Keşke tabii su içmekle bunu halledebilseydik. Şimdi eğer ki karşımızdaki kişide virüs varsa zaten onu aldığımız zaman ağzımızla ve burnumuzla alırız. Ve hepimiz %90 zaten burun solunumu yaparız, ağız solunumu değil. Ve tabii ki bunlar burnumuzdan girip burnun arka tarafındaki nazofarenks bölgesine yerleşiyor. Yani burnun arka kısmı oluyor bu. Ve tabii ki içtiğimiz su oraya ulaşamaz. Ulaşamadığı için yani doğrudan mideye gidecek. Yukarıda yerleştiği noktaya dokunmayacağı için maalesef bunun koruyucu olduğunu düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Yine burun temizlemek de aynı şekilde. Peki burnumuzu temizlerken de yine o böyle sinüzitlerden geçen sular var ya mesela yıkadığımız sular. Onlar belki bir miktar etkili olabilir mi? Mesela işin en başındaysa eğer. Şimdi bu konuda tuzlu su çekmesi çok tavsiye edildi ilk başında. Evet. Yani bu bir çok gribe karşı tartışacak da falan derler normalde. Tabii. Ama bakın yani karşımızda bir koronalı varsa ve uzun süre temas ettiysek maalesef buruna tuzlu su çekmenin de bir önemi yok. Aa, o noktadan tabii sonra bir önemi kalmadı tabii değil mi hocam? Yapılacak şey karşımızdaki kişinin maskesi olacak ve kendimizin de maskesi olacak. Tabii. Nasıl bir maskemiz olması gerekiyor? Dilerseniz ona buradan başlayalım mı? Ben tabloya bakacağız ama maskenin konusu gelmişken hocam çünkü buradaki bazı arkadaşlarım da maskelerini kontrol etti. Maske takıp korunduğumuzu zannetmek de bazı durumlarda yanlış olabiliyor. Hangi durumlarda mesela filtrelerine göre değişiyormuş. Nasıl anlayacağız maskemizin gerçekten bizi koronavirüsüne karşı koruyup korumadığını? Eğer ki sağlık personeli değilseniz normalde yapmanız gereken şey cerrahi maskeleri takmaktır. Cerrahi maskeler burada gördüğünüz maskeler. Evet, hepimizde var. Bunlar 3 katmandır fakat bunların bir özelliği var. Orta katmanında özel bir filtre tabakası vardır. Biz buna meltblown deriz. Bunun Türkçesi yok çünkü imal ediliş şeklinin bir ismidir bu. Ve bu katman 3 mikronluk partikülleri tutabilme yeteneğine sahiptir. Eğer ki siz bu katmanı olmayan maskelerden kullanırsanız o zaman bulaşıcı koruyuculuğu son derece düşük olacak. Biz bu şekilde görüp aldığımız her maskenin sizin o bahsettiğiniz filtreyi içerdiğini düşünmeli miyiz? Eğer düşünmeyeceksek nasıl anlayabiliriz? İşin açıkçası bunu kontrol etmek zorundasınız ve aldığınız yere özellikle sormak zorundasınız. Şimdi piyasada olan maskelerde ya 3 katman tele vardır ya da orta katmanında gerçekten filtre tabakası vardır. Bunu keserek anlayabilirsiniz zaten kolayca. Güzel bir bakalım çünkü biz bunları böyle biliyorsunuz şuradan, kutu kutu alıyoruz. Tabii buradan ben göstermek istiyorum. Kenarlarından kestiniz önce hocam. Kenarlarından kestik tabii bir ucunda. Onu hocam kameralara doğru yapabilirsek nasıl kestiğinizi de görelim. Şimdi kestik ve ayırıyoruz. Şimdi ayırdığımız zaman 3 katman çıkacak burada ve bunlardan bir katmanı orta kısmındaki katmanı koruyucu olan katmandır. Tabii biraz açmak zor oluyor. Evet tabii o birbirine bayağı bir... Gerçek koruyucu maske olduğu için maalesef çoğu böyle değil. Şimdi bakın açtık. Evet. İlk katmanı gösteriyorum ben size. Tamam. İlk katman şeffaf bir katman. Hı hı. Şimdi bu tele katmanı. İşin açıkçası bunun koruyuculuğu çok fazla değildir. Tamam. Şimdi arkasından ikinci katmana geliyorum. Bu biraz evvel bahsetmiş olduğum asıl koruyucu olan filtre kısım katmanı. Meltblown diye geçer. Bakın. Bunun altından parmağınızı göremezsiniz. Göremeyiz, doğru. Ve 3 mikronluk filtre tabakası aslında bu tabakadır. Hı hı. Bunu geçelim, diğer katmana geliyoruz, 3. katmana. Hı hı. Ama burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde parmağımızı çok rahatlıkla görebiliyoruz bundan. Eğer ki aldığınız maskelerde bu orta koruyucu filtre tabakası yoksa alışveriş merkezlerine giderken kalabalık bir ortama girdiğiniz zaman asansöre bindiğiniz zaman mutlaka diğerlerinden 2 tane takmanız gerekiyor. O noktada artık 2 kat takarsak yine bu koruyuculuğu elde edebiliriz mi diyorsunuz bir miktar? Maalesef pek o kadar değil. Yine de mümkün olduğunca koruyucu katmanı olanlardan almak lazım. Tamam. Şimdi biraz evvel bir maske daha kesmiştik burada. Buradaki arkadaşların getirdi. 3 katmanlı bir maske bu. Yine 3 katlı. Yine 3 katlı. Bakın. Ama
Bir, kumaşı çok ince bunun. Arka tarafını çok kolayca görebiliyorsunuz. Hmm. Bu çok iyi bir şey değil. Gelelim ikinci katmana. Asıl koruması gereken kata. Asıl koruması gereken kat yine aynı şekilde son derece ince. Parmağımızı görebiliyorsunuz burada. Yine üçüncü katmana gelelim. Bu da aynı şekilde. Aslında bunda standart tele katmanı var. Yani bu maske filtre bizi bu virüsten korumuyor mu hocam? Maalesef koruyuculuğu çok düşük oluyor bunun. Onun için diyoruz ki maalesef piyasadaki maskelerin çok önemli bir kısmı da böyle. Bunlardan kullanıyorsanız lütfen iki tane takın. Anladım. Ama mümkün olduğunca orta koruyucu katmanı olanlardan almalısınız. Tabii şöyle bir şey var. Başka maskeler de var. Tabii, evet. Örneğin N95 evet diye geçer halk arasında çok duyulan ismi. Evet. Veya biz buna FFP2 grubu diyoruz. Bunlar N95 ile aynıdır. Bunlar da bu biraz evvelki katmandan, o koruyucu filtre katmanından en az iki tane en var. En az iki tane ve var. Toplam beş tane. Bunda beş katman var ve yüksek riskli kişiler bunları kullanmalı. Örneğin sağlık personeli. Fakat bunların da bir özelliği var. Ama ben var mesela çok korkuyorum hocam. Yani ve ben diğerine çok fazla güvenmiyorum diyelim ki yani bir insan olarak. Evet. Bundan da kullanabilirim sonuçta. Solunumumda bir sıkıntı yaratır mı ilerleyen zamanlarda veya uzun süre taktığımda? Yok, yaratmaz. Şimdi şu var. Bir de diğer tip böyle çok ağır filtreli N95 ve işte evet diğer tip ağır FFP2 veya 3 maskeler var. Onları takmak koniktir, daha zordur ama bakın bu tip... Şu değil mi hocam? Ha, evet. Mesela bir tane burada filtreli olan var. Şimdi bakın bunlar biraz daha ağır maskelerdir ve filtrelidir. Fakat bunun da özelliği şu. Bu diğerinin bir ventil takılmış olması olanıdır. Şimdi bununla bunun farkı... Bunda ventil olmayan da nefes alıp verirken siz nefes vermeniz biraz daha güç olabilir. Hmm. Özellikle sağlık personeli veya hani laboratuvarlarda çalışırken laboratuvar personeli karşısında insan olmadığı için bundan takabilir. Çünkü kendisinde korona varsa bile başkasına yalnız olduğu için bulaştırmayacak ama laboratuvarda deskin üstünde olan koronayı almayacaktır. Almayacak. Şimdi bakın burada gördüğünüz filtre tabakasının özelliği. Nefes aldığınız zaman bu filtre tabi ventilden almazsınız. Siz buradan nefesinizi verirsiniz. Hmm. Eğer ki yanınızda, çevrenizde bulunduğunuz asansörde sadece tek katman, sadece bu maskeyi takan varsa siz risk altındasınız. Çünkü karşınızdaki hiç maske takmıyor gibidir. Kendisini korur ama kendisindeki hastalığı bu ventilden dışarıya verir. Çünkü bu ventil tek taraflı çalışır. Mesela şurada kamera yaklaşırsa belki şurada gösterebilirim. Buradan rahatlıkla tabii, evet, görebiliyorsunuz. Görülüyor. Yani evet, görülüyor sonuçta hocam. Sonuçta dışarıya tutabilsek veriyorsunuz bunu. Evet. Ve bu durumda böyle bir maske takan kişi mutlaka üstüne ikinci bir cerrahi maske takmak durumundadır. Zorunda. Eğer ki takmıyorsa lütfen siz ikaz edin. İkaz edin, uyarın mutlaka. Yoksa risk altındasınız. Tabii peki ki. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hocam yerimize geçelim dilerseniz. Aşıyla ilgili bir haberimizle konuya giriş yapacağız. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Haberimiz gelsin. Dünyayı heyecanlandıran COVID-19 gelişmesi, aşının ilk görüntüsü geldi. Şimdi zaten o da ekranlarınızda görüyorsunuz. Amerika merkezli evet çok uluslu ilaç şirketiyle Türk bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs aşısında sona gelindi. İlaç şirketi Belçika'dan paylaştığı videoyla bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu. Siz bu gelişmeyle ilgili hocam ne yorum yapacaksınız? Tabii ki bu çok iyi ama aşıların geliştirilmesi çok kolay değil. Değildim hocam. Önlemleri bırakmayalım çünkü bu aşıların ne kadar koruyucu olduğunu veya ne kadar süre koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Şimdi normal grip aşılarını biz her sene oluyoruz biliyorsunuz. Bu sene evet, oluyorsunuz, evet. Ertesi sene yine evet olmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bu aşılar yeni çıktı, deneniyor. Kaç ay koruyuculuğu var bilmiyoruz. Belki bazı kişilerde 4 ay koruyuculuğu olacak, bazılarında 6 ay olacak, değil bazılarında mi? 1 yıl kişiden olacak. Kişiden ve bunu değişecek görmemiz lazım. Tabii. Bir de dünyada... Tabii öncelikle sağlık personeli ve koruma önceliği olan kişiler bunu kullanacaktır veya bu aşılar yapılacaktır. Bütün herkese bu aşıların yayılması mutlaka süre isteyecek. Aşı çıktı, rahatladık, koronavirüs yok diye düşünmeyelim. Son ana kadar risk altındayız. Ama bunlar tabii ki çok güzel gelişmeler. Güzel gelişmeler de duymaya devam ediyoruz. Tabii ki farklı haberler de geliyor. Bilim insanlarından bir uyarı geldi hocam. Dilerseniz farklı bir virüsün adını eğer izleyicilerimiz tabii ki duymaya gönülleri el verecek mi bilmiyorum ama virüsün adı SARS-CoV. Evet. Amerikalı araştırmacılar hayvanlardan insana geçen farklı bir virüsün neden olabileceği potansiyel yeni bir salgın konusunda uyarılarda bulundu. Bilim insanları 2016 yılından beri Çin
dönemde domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir koronavirüs türünün insanlara da bulaşabileceğini kanıtladıklarını açıkladı. Yarasalardan domuzlara geçen SARS-CoV adlı virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabileceği belirtti. Evet, böyle bir durum var. Şimdi evet, hayvanlarda üreyen virüsler var ve bunlar zamanla mutasyon geçirip insanlara da bulaşabilir. Ama bu virüs 2016 yılında çıktı. 3 ana çalışma 2017 yılında yapıldı. Ve bununla ilgili olarak bildiğimiz şey domuzlarda diyare yapması asıl. Şiddetli diyare yapması. Evet. Sonradan yapılan çalışmalarla şunu fark ettik ki biz ishal yani dediğimiz. Domuzlarda özellikle yavru domuzlarda şiddetli ishal yapabiliyor. Ama zamanla domuzdan insana geçebileceğini de gördük. İnsanda hangi hücrelerde çoğalıyor diye test edildi. Kalın bağırsağın son kısmında çoğalıyor. Bir. İkincisi akciğerde çoğalıyor. Üçüncüsü karaciğerde de çoğalabiliyor. Fakat bunun anlamı insana bulaştıktan sonra şiddetli bir solunum yetmezliği yapacak değil bu virüs. İşin açıkçası 2016 yılında çıkan bir virüs. Evet, evet. Mesela neden şu anda konuşuyoruz değil mi? Tabii ki. Niye yani, bu ana kadar konuşmadık? Tabii kesinlikle şu ana kadar yani bu virüsün eğer korona gibi virülansı bulaşıcılığı ve öldürücülüğü yüksek olsaydı çoktan çok büyük bir pandemi yaratmazdı. Ama böyle bir uyarı yapma gereği de duyuldu tabii, tabii ki. Tabii, böyle bir şey var. Her virüs insanda üreyebilir maalesef. Hayvanlarda üreyebilen eğer mutasyon geçirirse. Ama iyi bir haber var. Bir antiviral ilaç bu SARS-CoV-2'ye karşı oldukça etkili. Eğer ki yayılma olsa bile belki bunun önüne geçilebilecekti. Tabii koronada denedik. Aslında çok da etkili bulmadık. Ama bu virüs üzerinde etkili. Etkili. İnşallah adını daha fazla duymayız. Çünkü yüreğimiz kaldırmıyor maalesef hocam. Şimdi mide asidi önleyici ilaç kullananlara bir uyarı niteliğinde haberimiz var. Koronavirüse bağlı olarak gelişen COVID-19 hastalığına yakalanma riskini artıran ilaçları Amerikan Journal of Gastroenterology dergisinde yayınlanan bir araştırma ortaya koydu. Bu araştırmaya göre mide asidi önleyici ilaçlar COVID-19'a yakalanma riskini artırıyor. Neden? Yaklaşık bir insan ömrü boyunca 60 bin ton gıda alır ağızdan. Çok büyük bir rakam. Ve bunun içinde bakteri olur, virüs olur, mantar olur, parazit olur. Ama midenin içindeki asit bu ağızdan aldığımız 60 bin ton gıdanın içindeki virüsü, mantarı, bakteriyi yok eder. Eğer ki siz mide asidini çok aşağıya düşürürseniz o zaman problemler ortaya çıkar. İlk başta bu teorikti ama bu American Journal of Gastroenterology'de yayınlandıktan sonra şu anda biz hani bunun gerçekten olduğunu düşünüyoruz. Baştan beri biz ikaz ediyorduk zaten bu konuda. Gereksiz yere bu ilaçlardan alınmamasını. Evet. Hele şu korona döneminde de iyice de dikkat etmek. Evet, bir ikinci kez dikkat etmek gerekmektedir. Çok güzel bir videomuz var. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 60 yıldır evli bir çiftin görüntüleri gelecek ekranlarınıza. Onlar maalesef koronavirüs yüzünden 215 gündür ayrılardı. İşte ekranlarınızda virüsü atlattıktan sonraki kavuşma anları. Yani sevdiklerimizle ayrı kalmanın zorluğunu tabii bu dönemlerde çok fazla yaşadık. Evet. Sarılmak isteyip sarılamadık. Belirti göstermediğimiz için bu virüsü taşıyor muyuz, taşımıyor muyuz bilememenin endişesini de yaşadık aslında. İnşallah herkes sevdiklerine kavuşacak. Sağlıklı günler tekrar göreceğiz inşallah. Umarım. Diyelim hocam. Tabii ki inşallah. İnşallah. Şimdi sindirim sistemimizde daima dikkatli olmamız gereken bazı alarm bulgular var. Böyle duygusal videolardan sonra benim tekrar konuya kanalize olmam birkaç dakika alıyor. Bunlardan bir tanesi inatçı kusmalarmış hocam. Neden meydana gelebilir? Bunları böyle bir tek tek minik minik bakalım istiyorum. Tabii ki. Şimdi inatçı kusmalar mide çıkışındaki bir darlıktan dolayı görülebilir. Yani bir mide tümörü orayı daralttığı zaman inatçı kusmalar gözükür. Çünkü mide aşağıya doğru boşalamaz, geriye gelecek ve kusarak kişi rahatlayacak. Bu kusma ama, dediğim
ettiğimiz şey hocam mesela yemek yedim. İki günde evet. bir, üç günde bir yediğim şeyi çıkarıyorum mu? Yoksa her öğünden sonra kusma ihtiyacı hissediyorum mu? Hangisi alarm bulgusu mesela? Şimdi bakın bazı insanlarda ilk başta kusma başlar, mide çıkışı tıkanmıştır veya ülser de bunu yapar. Midenin çıkışını daraltır ve mide boşalamaz. Ve arkasından giderek mide büyür. İlk başta şiddetli kusmalar olur ama sonradan mide depo görevini görür, 2 litreye kadar büyür. İyice dolduktan sonra kusma ortaya çıkar. Ama kusmanın birçok sebebi de vardır. Bakın bir gastrit bunu yapabilir. Pankreatit, pankreas bizim çok önemli bir organımızdır evet. ve tamamen midenin arkasında yer alır. Genelde herkes kusma olduğu zaman ilk başta mideyi akla getirir ama pankreas iltihabı veya pankreas kanseri de kusma yapar. Bir ikincisi safra yolu. Burada gördüğünüz safra yolu var. Keseden taş safra yoluna düşer. Alt ucu da tıkar. Tıkadığı zaman hem pankreatit yapar ama pankreatit yapmadığı zaman da ana safra kanalı tıkandığı için sarılık da olur ve şiddetli ağrılı kusmalar da ortaya çıkar. Tabii ülser de mide ülseri de bunu yapabilir. Safra taşı yatan, hocam? Safra taşı evet. Safra taşı genelde kesede oluşur ama bir müddet sonra kesenin kasılma hareketleriyle ana safra kanalına düşer ve alt ucu tıkar. İşte o zaman problem. Kesedeyken taşların belki %90'ı sessiz olabilir ama ana safra kanalına düştüğü zaman bir problemdir. Çünkü alt ucu tıkar, safra akamaz, karaciğere gelir, oradan kana karışır ve sarılık ortaya çıkar. Tıkanma tipi sarılık yapar safra taşları. Tabii aynı zamanda pankreas kanalı da aynı noktaya açıldığı için bağırsakta, safra taşı o noktayı da tıkadığı için iki kanal birden aynı noktaya açılır. Pankreatit de ortaya çıkar ve hastada şiddetli bulantı, kusma. Öğürmeler ortaya çıkar. Ama çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bir hastamızda uzun süredir kusmalar varsa ve bu çok uzağa doğru iletiliğe atılabiliyorsa o zaman bir problem vardır beyinde. Çünkü beyinde bir kitle varsa... Kusmanın da şeyi önemli, tipi önemli tabii yani. Tabii projektil deriz. Biz hasta gayet sakin otururken bir şey yok, konuşur, sohbet eder falan. Birdenbire karşı duvara kadar... Birden hiç hissetmeden ani olan bir kusmadan bahsediyoruz. Aynen, evet. Çok hızlı 1-2 metreye kadar kusabilir. Çünkü midenin ters refleks hareketi çok kuvvetlidir. Kuvvetli. Ve dışarıya atar. İşte bu durumda bir kere olduğu zaman bile mutlaka doktora gitmek lazım. Çünkü beyin içi bir kitle lezyonu olabilir. Veya beyinde... özel bir sindirim sistemiyle ilgili bir merkez var. Oraya bası yapan küçük tümörler bile bunu yapabilir. Önemli. Peki hocam kansızlık, aşırı halsizlik ve yorgunluk yine karşılaştığımız bazı Tabii. önemli bulgular, alarm sinyallerinden olabilir diyorsunuz. Evet. Şimdi kansızlığın birçok sebebi Tabii. vardır. Ama özellikle erkeklerde ve 40 yaştan veya menopoza girmiş bayanlarda kan miktarı düşükse çok iyi araştırılması lazım. Çünkü öncelikle ağızdan anüse kadar sindirim sisteminde bir noktada kan kaçağı vardır. Ve tabii bir havuz var, bir noktada kaçak var. O zaman kan miktarı azalacaktır. Kan miktarı azalınca da kişide halsizlik olur, yorgunluk olur. Merdiven çıkmaz ya da yol yürüyemez. İki adım atsa hemen tıkanmaya başlar. Tabii bunun hemen araştırılması lazım. Evet. Kansızlık tabii bir de şu var. Kansızlık sadece böyle gizli kanamayla da olmaz. Eğer ki bir kişide makattan kan geliyorsa bu alarm semptomudur. Ya kolon kanseri, ya hemoroid var, ya ülseratif kolit var. Ama ağızdan da kan geliyorsa bu da çok büyük bir problem. Hemen hekimle görüşmek lazım bu konuyu. Hiç ihmal etmemek lazım. Anlamlı kilo kaybı, iştahsızlık, ailede eğer kanser öyküsü varsa yine alarm sinyallerini duymalıyız. Ve son bir ayda ortaya çıkan ve devam eden kabızlık, ishal ya da karın ağrınız eğer varsa orada dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii kilo kaybı çok alakalı bir sıkıntı var demektir yani. Tabii kilo kaybı vücutta bir hastalığın olduğunu gösterir. Hasta der ki devamlı yiyorum ama kilo kaybediyor. O zaman tiroid hastalığı olabilir. Hormonal problemler vardır. Eğer ki hormonal problemler araştırıldı, herhangi bir şey yok, kişi kilo kaybetti, o zaman sindirim sistemini çok iyi araştırmak gerekecektir. Tabii ani ortaya çıkan kabızlık, kalın bağırsakta eğer ki bir tıkanıklık yaratan tümör varsa birdenbire katı gıdalar girecek. Sıvıyken geçebilir ama katı gıda o tümörün olduğu noktayı tıkadığı zaman hem bulantı olacak, kusma olacak ve kabızlık ortaya çıkacaktır. Ama bir de vücutta şöyle ilginç bir şey var. Orada tümör olduğu halde vücut bu dışkıyı aşağıya geçirebilmek için bağırsak içine su çeker, sıvı bir hale gelir
ve arkasından bu kitleye geçer, ishal olarak çıkar. Yani ishalde de çok dikkatli olmak zorundayız. Olmak lazım. İshal dediğimizde mesela kronik ishal diye bir şey de karşımıza çıkıyor. Özellikle 4 haftadan uzun süren, günde 3 ya da daha fazla yumuşak şekilli veya şekilsiz dışkılamanın olduğu durumlar kronik ishal olarak adlandırılıyor. Hocam evet. Bu kişiler böyle bir şey yaşadıklarında, böyle bir sorun yaşadıklarında ne yapabilirler? Nelere dikkat etmede gerekir ve tedavisi nasıldır? Şimdi akut ishaller genelde enfeksiyozdur veya aldığımız bazı alerjik gıdalarla olabilir veya et yediniz, üstünde hemen bakteri vardı, 4-6 saat sonra sorun yapar. 1-2 gün içinde tabii şu var. Yani mideyi tuttuğu zaman gastrit deriz. Ağızdan bir virüs aldınız veya gıda zehirlenmesi yaşadınız. Mideyi tuttunuz, bulantı kusma olur. Ama aşağıyı tutarsa ishal olur. Bunlar bir reflekstir. Hmm. Yani midede öğürme refleksi veya kusma refleksi, midedeki o bakterileri dışarıya atma refleksidir. Evet. Kalın bağırsakta da yine aynı şekilde ishal bir savunma refleksidir. Enfeksiyoz ajanları atar. Ama aslında bu 2 gün, 3 gün, 4 gün sürer, biter. Tamam. Çoğu akut ishallerin %95 kendiliğinden iyileşir. Hı hı. Ama 1, 2, 3 hafta oldu, 4 hafta oldu. Hala devam ediyor. Bu devam ediyorsa kroniktir. Bu bir problemdir ve çok büyük bir ihtimalle bunun altında enfeksiyöz sebepler değil de vücudun kendi hücrelerine saldırdığı ve iltihap yarattığı hastalıklar vardır. Bunlardan bir tanesi ülseratif kolittir. Diğeri de kron hastalığı. Bir de bu ikisinin karışık tipi vardır. Bunlardan şüphelenmek lazım. Ve biz eğer ki böyle 4 hafta süren bir ishal varsa, ki zaten onlarda bazı ilaçlarda denenir, hemen makattan laman yapar. 2 tane 15 dakikada girer bakarız. Bağırsak nasıl durumda? Hmm. Baktık çok yeterli açıklama olmadı. O zaman kolonoskopi yapmalıyız. Kolonoskopi yapmanız gerekebilir. Şimdi hangi ishaller tehlikelidir diye baktığımız zaman, eğer kan varsa ve aşırı sulu bir şekilde meydana geliyorsa. Evet. Kan her zaman alarm semptomudur. Aşırı bir sulu. Bir kere gördüm geçti, bir daha hiç görmedim bile mi? Değil. Alarm semptomudur. Doğrudan incelenmesi lazım. Evet. Hemoroidde de bir kere olabilir ama kolon kanserinde de olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Kitle var. Damarları, tümörlerini zayıflamıştır. Siz kan sulandırıcı bir ilaç alırsınız, ağrı kesici, kanama yaratır, arkasından geçer. Bir kere kanamam oldu der, bir ay boyunca daha sonra kanama olmaz ama o sürede kitle büyür. Evet. Çok dikkatli olmak lazım. Bunun yanında aynı zamanda 38.8 derece veya üzeri ateşiniz varsa diyorsunuz. Evet, kronik ishalle beraber böyle bir ateş varsa problemdir. Tek başına bile 38'i geçen bir ateş zaten araştırılmak zorundadır. Büyüklerde tabii ki. Evet. Orta ya da şiddetli karın ağrısı oluyorsa, eşlik ediyorsa eğer? Eğer ki bu tip bir karın ağrısı varsa, kronik ishali varsa muhtemelen ülseratif kolit olma ihtimali vardır veya kron hastalığı. Ülseratif yani vücudun kendi hücrelerine saldırdığı, bizim bağışıklık sistemimizin yanılaraktan yapmaması gereken bir şey yapıp kendi hücrelerini yok ettiği bir kolit veya inflamatuar bağırsak hastalığı oluyor bu. Normalde var olan bakterileri yok etmeli bizim savunma hücrelerimiz. Ama şaşırıyor. Şaşırtan belli bazı durumlar var. Kendi hücrelerini yok edince iltihap oluşuyor. İltihap büyüyor. Kanama oluyor ve sorunlar büyüyor. Aynı zamanda tansiyon düşüklüğü var ve 48 saat geçmesine rağmen eğer değişiklik göstermiyorsa dikkat etmemiz gerekiyor. Acil bir durumdur. Tansiyon düşüklüğü varsa bu kişinin ishali çok fazla sıvı kaybı yapmıştır. Kanama da varsa iyice kan miktarı düşmüştür. Halsizlikle beraber sıvı kaybı önemli bir sorun. Hemen hekime başvurmalıdır. Bu biraz ağır bir tablo oluyor tabii. Kaça kadar düşmüştük diyebiliriz tansiyon olarak? Tansiyon. Kaça düştüyse? Yani 9'un altı bizim için, büyük 9'un altı böyle bir problemdir. Ama şöyle bir şey var. Hastanın bir önceki tansiyonunu bilmemiz lazım. Onu diyecektim. Bazısının evet. 14'tür. Hı. Bazısının hep 9'dur. Çok anlamlı değil ama 9 olan 7'ye düştüğü zaman sorundur. Anladım. Onu daha çok ondan değil de günde kaç kere tuvalete çıktığı bizim için önemli. Hasta diyorsa ki ben günde 6 kere çıkıyorum. Bu bir problem. Ateşim de var, büyük problem. Dışkıda kan da var, daha büyük daha problem. Daha büyük problem demek oluyor. Peki sıvı ya da gıda alımını engelleyen kusma hali varsa bir enfeksiyon durumu yaşatacağı için derhal hekiminize gitmeniz gerekmektedir. Evet, çünkü zaten gıdayı alamıyorsunuz. Bunun altta yatan sebebini bilmiyoruz ama biraz evvel iltihaplı bağırsak hastalıkları da aynı şekilde vücudu düşürdüğü için iştah kapanır, kolay kolay yiyemez. Evet. Gıda zehirlenmesi, yine bir şey yiyemezsiniz, düşkünlük olur. O zaman doktora başvurmalısınız ve biz o zaman damardan besleriz kişiyi. Elektrolitleri, ilaçları damardan veririz. Çünkü ağızdan kolay emilemeyecek bir durum vardır. Peki hocam. Şimdi bir sosyal medya sorusu hemen araya alacağım. Tahlillerim normal çıktı ama ne yesem şişiyorum, su içsem kilo alıyorum. Neden? Bu çok duyduğumuz bir herhalde belirti değil mi hocam?
İnsanlar tahlillerim normal bunu. Çıktı yani araştırılmış. Ama acaba ne araştırılmış da ne normal çıkmış tabii, da önemli. Tabii yani, nelere bakıldı? Acaba bu çok önemli. Yani gidip tam kanserim CRP gibi basit iltihabi durumu gösteren incelemeler mi yapıldı? Veya burada vücutta kilo artımına neden olan bazı endokrin hastalık vardır. Kortizol dediğimiz hormon yani kortizondur. Hı hı. Hormonun salınımı artar ve kişide bir kilo alma problemi ortaya çıkar. Hı hı. Bunların ekarte edilmesi lazım. Sebepsiz yere birdenbire kilo alıyorsunuz. Şişkinlik ve karın çevresinde de büyüme. Endokrinolojik olarak bunlar incelenir. Hı hı. Ama tabii yani ne yersem ya da ne içsem yarıyor cümlesi bizim için çok önemli. Onu araştırırız biz gerçekten. Bu doğru mu? Kişi şu kadar gıda alıyorsa, bu kadar enerji harcıyorsa aynı kiloda kalır. Hı-hı. Ama çok gıda alırsanız, az enerji harcarsanız kilo Hı-hı. alırsınız. Evet. Eğer ki gıda alımını azaltırsanız, enerji alımını arttırırsanız sporla egzersizse Hı-hı. o zaman kilo verirsiniz. Ama bunun tek bir istisnası var. Bunu da son 5 seneden beri biliyoruz. Buyurun hocam. Şöyle bir şey var. Şişman fareler var, büyük, obez fareler. Bunların dışkısını alıp gayet zayıf farelere verdiğimiz zaman çok dikkat ettik. Aynı şekilde o zayıf farelerin eskisine göre aldıkları gıdayı, yemeği azalttığımız halde onlar da kilo aldılar. Hmm. O zaman bağırsak mikrobiyatasının biz önemini anladık. Evet. Şimdi bağırsak mikrobiyatasında var olan yani bağırsağımızda 1,5 kilogram bakteri vardır. Bu 1,5 kilogram bakterilerin bir kısmı bizim sindiremediğimiz bazı gıdaları alır, parçalar ve bunları enerji haline getirir. Hmm. Ama sizin bakterileriniz bu sindirilemeyen gıdaları parçalayıp enerji haline çevirmiyordur. Ama başka obez birisinin bunu yapıyordur. Ve günde en azından %7 oranında ekstra kalori elde eder. Son zamanlarda bununla ilgili hı hı. çalışmalar da var. Evet. Şişkinliğin neden olduğu diğer rahatsızlıklar, sindirim sistemi hastalıkları, vücutta ödem, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, besin alerjileri ve stresi de ekleyelim. Hocamla bugünlük çok kısa bir zamanımız kalmıştı maalesef ama bir sonraki programda sizi çok daha fazla uzun ağırlamak ve değerli bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz. Katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Orhan Tarçın hocama ben hemen diğer konuğumu davet ediyor olacağım. Bakalım kim geliyormuş?